Herkese merhaba. Bugün sizlere PlayStation 3 oyunlarını nasıl bilgisayarınızda oynayabilirsiniz bunu göstereceğim. Bunun için RPCS 3 uygulamasını kullanacağız. Aslında bu bir emülatör. Yurt dışında zaten çok kullanan var ama Türkiye'de rehber olmadığı için çekmek istedim. Sayfasına geldiğimiz zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Zaten direkt download butonu var. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman biraz aşağı indiğimizde burada x64 olanı seçip indiriyoruz. Bundan sonra Quick Start kısmına gideceğiz. Burada işte desteklediği platformlardır, aygıtlardır, önerilen gereksinimler, minimum gereksinimler bunları söylüyor. Ben buraları geçiyorum. İnceleyebilirsiniz eğer istiyorsanız. Aşağı indiğim zaman bizi iki tane buton karşılıyor. Bir tanesi PlayStation 3 sistem yazılımı. Diğeri de Visual C++ 2015-2022 versiyonu. Bu lazım arkadaşlar. İndirmezseniz bizim emülatörümüz ya çalışmayacak ya da oyun içinde bir sürü hata verecektir. Bunu indirip kurduktan sonra diğer işleme geçebilirsiniz. Burada sistem yazılımına tıklıyoruz. Bizi PlayStation kendi sayfasına atıyor. Kendi sayfasına attığı zaman biraz aşağı iniyoruz ve burada Reinstall Using a Computer diyor. Burada Download butonuna sağ tıklıyoruz. Bağlantıyı farklı kaydet deyip PAP dosyamızı kaydediyoruz. Bunu kaydettikten sonra GitHub'a geleceğiz. GitHub'da da RustPSN diye bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Bu da oyunlarımızı güncellemek için gerekli bir uygulama. Oyunlar güncellenmezse o eski versiyonlardaki hataları belki yaşayabiliriz ve bazı patchler çalışmayabilir. GitHub'a geldiğimiz zaman biraz aşağı kaydırıyoruz ve Last Release'e tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman burada source kodun bir üstündeki RustPSN AGU Windows. Buna tıklayıp indiriyoruz. Ondan sonra oyun indirmemiz gerekiyor. Oyunları da nereden indirebilirsiniz? Ben Rams Fan'dan indiriyorum. Tabii siz araştırıp başka güvenli bir yerde bulabilirsiniz. Şahsen ben PlayStation 2 için de buradan indiriyordum. PlayStation 3 için de buradan indiriyorum. Aşağıda görebilirsiniz. Burada bir sürü emülatörlere uygun oyunlar var. Ya da eğer ki daha uzmansanız hani belki konsolunuz vardır. Ama belli bir şekilde bu oyunları oraya aktarabilirsiniz. Orasını ben bilmiyorum. Benim şu an ilgilendiğim şey PlayStation 3. Bunları kurduktan sonra aslında indirdikten sonra hepsini masa üstüne alıyoruz. Yani ben masa üstüne aldım. Ve bunları klasöre çıkarıyoruz. Şu PlayStation 3'ü bir daha klasöre çıkartacağım. Çünkü önceden birkaç işlem yapmıştım. Klasöre çıkardıktan sonra giriyoruz. İlk yapacağımız şeyler bunun üzerine olacak. İlk önce emülatörü kuracağız. Mavi ikona tıklıyoruz. Tıkladığınız zaman bizi böyle bir şey karşılıyor. Ben burada Create Desktop Shortcut yani bir tane masaüstü kısa yolu oluştursun diyorum. Şu Show at Startup'ı kapatıyorum. Bir de bu Quick Start Guide'ını okuduğuma dair bir seçenek var. Burayı işaretliyorum. Yoksa ilerleyemezsiniz zaten. Continue diyeceksiniz burada. Continue dedikten sonra burada File kısmına geliyorum. Install Warframe'i tıklıyorum. Tıkladığım zaman indirdiğimiz PAP dosyası vardı arkadaşlar. Bu PAP dosyası benim masa üstünde. Bunu seçiyorum ve aç diyorum. Burada belli birkaç işlemlerden geçiyor. Okey diyorum ve bir daha bir işlem yapacak şimdi. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen PAP dosyasını indirirken saklı seçeneği çıkabiliyor. Bunu bir virüsmüş gibi algılayabiliyor. Hatta bazı şeylerde direkt algılayabiliyor PlayStation'la alakalı. Şimdi kurulmasını bekliyoruz. Evet, kuruldu. Şimdi buradan konfigürasyon sekmesine geleceğiz. Burada CPU kısmına tıklıyoruz. İlk öncelikle ayarları yapacağız. Sonradan oyunun kurulumlarına geçeceğiz. Burada Explode'u Relaxed yapıyoruz. SPU Block Size'ı Mega yapıyoruz. Eğer ki biraz daha performans artışı istiyorsanız bunu Enable yapabilirsiniz. Lakin çoğu kişi bunu Enable yapmıyor internetteki. Ama bu Description kısmında bazen performansı arttırabileceğini söylüyor. Orasını siz deneyerek bulabilirsiniz. GPU'ya geliyoruz sonra. Burada Resolution Scale var. Bunu 160'a 160'a çekmemiz lazım. Tabii 160, 162'ye 162 de olabilir. Burada Shader Quality var. Bunu low'a alıyoruz. Ek olarak da burada sağ tarafta Bright Color Buffers, Strict Rendering Mode ve bu aşağıdaki Texture Streaming'i açıyoruz. Sonra Advanced'a geliyoruz. Burada FIFO ayarı var. Bunu Atomy'ye alıyoruz. Aşağısındakini de Prefer Borderless Full Screen alıyoruz ve Save diyoruz.
Şimdi buradan file kısmına geliyoruz. Add Games diyoruz. Ve oyunumuzun bulunduğu klasörü seçiyoruz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi siz RAR olarak indireceksiniz yüksek ihtimal RAM falanından. RAR'ı açacaksınız ve karşınızda bir ISO dosyası çıkacak. ISO dosyasına sağ tıklayarak tekrardan klasörü ayıklayacaksınız ve karşınızda böyle bir klasör oluşacak. İçinde PS3 content, game, update ve disk olacak. Şu an disk gözükmüyor yüksek ihtimal. Onu normal direkt klasörden görebilirsiniz. Böyle bir klasör oluşması lazım. Ya da işte PSN'iniz vardır. PSN'den indirip PKP dosyasıyla yapmanız lazım ama çoğu kişi yüksek ihtimal ISO indirecek. ISO'yu çıkarttığınız zaman yani sıkıntı olmadan oyunuzu oynayabileceksiniz. Cursor'ı seçiyorum. Burada bir de pre-compile change istiyoruz. Bu işte bazı şeyleri change ediyor. Yani önceden renderliyor. Bu da oyundaki işte droplardır, performans gecikmeleridir. Normal direkt bizim o lag dediğimiz olayı biraz önlüyor. Tabii bilgisayarınız yine eski ise bunu önleyemiyor. Yani dediğim gibi God of War biraz sıkıntı bir oyun. Dediğim gibi de değildi aslında. Ben önceki videoda demiştim. Ama sanki bu videoda demişim gibi. Neyse. Evet. Change'ler compiled edildi. Okey diyoruz. Şimdi God of War'a sağ tıklıyoruz. Copy info diyoruz. Copy serial diyoruz. Ve şimdi bunu aşağı indiriyoruz. İndirdiğimiz Rust'i açıyoruz. Exe çalıştırıyoruz. Çalıştırdığım zaman burada title serial var. Bunu yapıştırıp search for update istiyoruz. Ondan sonra burada Dolan file diyorum. Gördüğünüz gibi PKB oluştu. Burada God of War'ın içinde gördüğünüz gibi burada bir tane patch var. Şimdi uygulamamıza geliyoruz. File diyoruz. Install package diyoruz. Masa üstünde çıkarttığımız Rust'in içine gelip PKC değil ama PKG. Ondan sonra burada PKG dosyasını seçiyoruz ve aç diyoruz. Evet diyorum. Burada yine pre-compile change istiyoruz. Ve tekrardan bir modül yüklemesi yapıyor. Evet, güncellememiz kuruldu. Zaten bakın burada versiyon 0.1.0.1 hayır 0.1.03 yazıyor. Demin 0 yazıyor olması lazımdı 3 yerine. Sağ tıklıyoruz oyunu başlatmadan önce. Burada Create Custom Configuration from Global Settings diyoruz. Ve burada yapmamız gereken bir ayar daha var. Advanced'a geliyoruz. Burada Driver Wake Up DLL var. Bunu 40 alıyoruz. Ve Wavelength Frequency'yi de 120 alıyoruz. Eğer ki oyundan istediğiniz verimi alamazsanız ve bir şey daha denemek isterseniz şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada Strict Rendering Mode var ya, bunu kapatıyoruz ve burada Resolution Scale'i yükseltiyoruz. 1080'e. Ya da biraz daha yüksek alabilirsiniz. Bunun da yapma nedeniniz bazen şimdi 720p bazı ekran kartları için düşük kalabiliyor. Ekran kartı tam gücünü kullanmıyor olabiliyor ve bu bazen performans sorunlarına yol açabiliyor. İsterseniz bunu da deneyebilirsiniz. Ben de şahsen böyle kullanacağım. Burada Save Custom Configuration diyoruz. Ve oyunumuz artık oynamaya hazır hale geliyor. Ama ne yapmamız lazım bundan önce? Kontrolcümüzün ayarlarını yapmamız lazım. Pets kısmına tıklıyoruz. Pets kısmında burada keyboard yazıyor. Benimki çakma olduğu için MM joystick'i seçiyorum. Burada joystick 1 olarak gözüküyor. Ama buradaki neredeyse butonların hepsi yanlış. Sadece bu D-pad doğru. Şimdi hepsinin ayarlarını yapalım. Evet, sadece şu PS butonuna D-pad'den bir şey atadım. Çünkü benim nedense oraya basınca Steam filan açılıyor. Onun ayarını da yapamadım. O yüzden ben böyle kullanıyorum. Şahsen rahatsız edici bir şey de olmadı. Buradan save diyoruz. Yes diyoruz ve artık oyunumuzu başlatmadan yapmamız gereken bir şey daha var. Bunu göstermeyi unuttum. Oyunumuza sağ tıklıyoruz. Burada Manage Game Patches diyoruz. Burada Manage Game Patches'e tıkladığım zaman Update Patches var. Yes diyoruz. Şimdi ne olduğunu anlayacaksın zaten açınca. Burada bizim sürümümüz 0.1.03. Buna tıklıyoruz. Burada Skip Intro, Skip Any Videos with Ease Button, Disable MLAA, işte artık okumayacağım böyle. Bir de SPU olanını işaretliyoruz ve Save diyoruz. Bu ayarı göstermeyi unuttum. Arada kaçtı. Şimdi videoyu komple kesip baştan almak istemedim. Şimdi oyunumuzu başlatabiliriz. Evet, şimdi oyunumuz açıldı. Lakin ben sesimi komple kısacağım. Herhangi bir ses sıkıntısı olmasını istemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sol altta Complete Shaders yazıyor. Bu biraz
oyunun ilk başta kasmasına neden olabilir. New Game diyorum ve oyuna başlıyorum. Normalde o eğer ki patchları yapmazsak şöyle bazı sıkıntılar olabiliyor. İşte oyunun introsunu atlayamıyorsunuz. Ara sahneleri atlayamıyorsunuz. Introsu gerçekten uzun bir intro bir de. Hani oyuna girerken sıkılabilirsiniz. Bir de insanların çoğu işte o SPU ile MLLA'yı kapatmış. Sıkıntı olmasını istemiyorlar sanırım. O ayarlardan. Çünkü bazı oyunlarda bazı özel patchler yapılması gerekebiliyor. Yani daha iyi performans için. Çünkü biz burada PlayStation oyununu bilgisayara çeviriyoruz. İllaki aksaklıklar olacak. İllaki uyumsuzluklar olacak. Bizim amacımız bu uyumsuzlukları giderebildiğimiz kadar giderebilmek. Gördüğünüz gibi zaten oyun şu an kasıyor. Altta shader'lar işte compiling ediliyor diyor. Bu shader'lar compiling edilirken oyunumuz çok fazla drop yiyebiliyor. O yüzden bunun biraz geçmesini beklememiz lazım. Bakın yüklendikçe oyundaki biraz droplar azalmaya başlıyor. Özellikle bu ilk sahneden sonra dropların azaldığını söyleyebilirim. Şu bizim bir hareketli sahnemizi geçelim. Gördüğünüz gibi hala shader'lar yükleniyor. Normalde PlayStation'larda hepsinde aynı sürücüler ve aynı işlemci, aynı bellek olduğu için çok iyi optimize yapabiliyorlar. Ama bizim bilgisayarlarımızın neredeyse her bir parçası ayrı şeyden, ayrı kombinasyonlardan oluşabildiği için optimizasyonu tam sağlayamıyorlar. O yüzden bizim bilgisayarlarımızda performans sıkıntısı olabiliyor. Her ne kadar PlayStation 3 eski bir teknolojide olsa. Evet, şu an oyunumuz biraz daha akıcı bir hale almaya başladı. Zaten 30 FPS sabit yapabilirseniz, yani 30 FPS sabit bir şekilde oynanacak ayarı yaparsanız yüksek ihtimal hiçbir akıcılıkla alakalı sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bu en son bir ağacımızı da kaldıralım. Zaten videoyu orada bitireceğim. Çünkü bizim daha yapacağımız bir şey kalmadı. Zaten God of War'da en ağır oyunlardan biri. Yüksek ihtimalle God of War dışında bu kadar kasacak bir oyun olmaz. Ama çoğu insanın da belki PlayStation 3 indirme nedeni God of War. Orası ayrı bir konu. Kaldırdık, attık. Ve artık bence burada videoyu bitirme vakti geldi. Daha fazla anlatacağım bir şey yok. Bazı yerde aksaklıklar olup videoyu kesmiş olabilirim. Çünkü bazen insan bazı şeyleri unutabiliyor. Ek olarak da ben bunu çok denedim. Diğer bilgisayarda da denedim. Nedense diğer bilgisayarımda Wattman yedim. Bilgisayarım siyah ekran yedi. O benim ekran kartından dolayı olan bir şey. Sizle alakalı bir şey değil yani. Ya da sizin yaşayacağınız bir şey değil. Eğer ki ekran kartınız eski AMD ekran kartlarından değilse. Eski dediğim RX 580, RX 590 falan. Video bu kadardı. Eğer ki sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.